Biden bunu yüzü yani Çin Devlet Başkanı Biden'a söyledi karşı? bunu da acaba Biden kalacak mı? Neden? Biden'ın da başka dertleri var çünkü. Trump ülkemizde birçok tehdit oluşturuyor. Seçme hakkı, vatandaşlık hakları, oy kullanma hakları ve Amerika'nın dünyadaki konumu. Ancak onun oluşturduğu en büyük tehdit demokrasimize yöneliktir. Bunu kaybedersek her şeyi kaybederiz dedi. Şimdi hepinizden çok kısa alacağım. Çünkü başka şeyler de konuşmak istiyorsunuz biliyorum. Ee, her şeyi kaybederiz ne demek? Trump kazanırsa Amerika'nın son seçimi olacağından mı korkuyor? Demokrasi vurgusunda da yaptığı için. Hande ben Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki ağırlığını görüyor, biliyor, ıı, takdir etmemekle beraber farkındalığının farkındayım. Öyle söyleyeyim. Ama bu yaptıkları açıklamaların hiçbirinin de... Ciddiye alınacak bir tarafı yok. Hangi demokrasi işte bu Biden, Obama'nın yardımcısıyken 6 tane ülkeyi bunlar bizzat savaş açtılar, savaş başlattılar. Dolayısıyla Amerikan demokrasi denilen şey de Batı medeniyeti adı altında 500 yıldır dünyayı sömürmeleri de e, bunların cambaza bak oyunu. O yüzden ben bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. ya. Peki Amerika bu arada ya. kendisinin e, bu işte şey de geldi e, dedir? görüntüsü de geldi. Çünkü bir nevi Biden'ın krallığından bahsediyor. Pardon, pardon Biden Trump'ın krallığından bahsediyor. Siz ne diyorsunuz acaba? E, demokrasiye tehdittir, kaybedersek her şeyi kaybederiz diyen Biden neyi kaybetmekten korkuyor? Şu anda Biden'da Trump'ta kendi partilerinden aday olabilme şanslarını yukarıda tutup eleştirilmeyi kesmek için konuşmalar yapıyorlar. İkisinin de aday olup olmayacağı belli değil. Hı hı. Yani mesela Trump'a Kolombiya'dan verilen ceza dolayısıyla her ne kadar onun cumhurbaşkanı seçilmesini engellemiyorsa da bir eyaletin reddettiği bir kişinin cumhurbaşkanı olabilir mi diye tartışma açılır. Aynı şey Biden içinde. İkisinin de güçlü rakipleri var. O güçlü rakipler çalışıyor. Bu ikisinin özelliği belli bir ölçüde iki partisine iki kutuplu dünya bir iki kutuplu bir siyaset olgusu etrafında tutmaya çalışıyorlar. Ben ne Biden'ın konuşmalarını ciddi alıyorum ne de Trump'ın. Ama burada ciddi olan, ciddi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet politikasıdır. Peki, Melik aynı soru. Ne diyorsun? Ya bu saçmalık. Neyi kaybediyor? Ya saçmalık hani Amerika Birleşik Devletleri'nde bir başkan değişimiyle demokrasi niye ortadan kalktı? Trump devrimle mi geliyor? Trump seçimle geliyor. Sandıktan çıkacak. Amerika... Amerika Birleşik Devletleri demokrasisi arayana yani, kadar önce vicdan, insan hakları ya, gibi konulara ya Biden insin. ne kadar evet. sağladı Allah aşkına. Orada önemli olan Amerika müesses nizamı. Biden gitmiş, Trump gelmiş. O müesses nizam ara içinde at oynatabilecekleri alan bellidir. Kimisi daha azını kullanıyor, kimisi zorluyor şartları. Fark o kadar. Yoksa Trump devrim yapıp gelmiyor ki Amerikan demokrasi kalksın ortadan. Ama bu işe yarar mı? Şöyle Amerika'nın en büyük korkusu, Amerikalıların en büyük korkusu hani böyle işte seçme hakkımız gidecek, vatandaşlık hakkımız gidecek ama kendilerince o gördükleri demokrasi gidecek. Onları korkutma amaçlı Biden'ın söylediği bir şey yoksa Kaydeder hiçbir tarafı yok saçmalık yani. Peki İsmet abi kaldı şey. ki Trump e Şimdi şey bakın Bence bu ne önemli bir yani. çıkış. Mi, pardon. Bana göre önemli bir çıkış. Şundan dolayı İsmet önemli abi farklı düşünüyor bu konuda. Ben de bu konuda evet, farklı. Düşünüyorum. Amerika bitti diye. Şimdi şunun <laughs> için Trump'ın kazandığı illerle yani eyaletlerle Biden'ın kazandığı eyaletleri Amerikan haritasında gördüğümüz zaman orta Amerika'nın daha çok Trump'tan yana yani bir anlamda Amerika'nın daha yoksul kesiminin Trump'tan yana diğer kesimin ise Biden'dan, Demokratlardan yana olduğunu görürüz. Trump'ın en büyük politikalarından birisi nedir? Amerikayı içe döndürme. Hani Suriye'den asker çekme, hatta NATO'nun NATO'dan çıkma gibi bir takım şeyler söylüyordu ya. Hı hı. E, şimdi burada e, hatırlarsınız meşhur Kongre eylemi ve basılması Kongrenin basılması burada da e, Trump onları destekledi. Yani bir anlamda Amerika'daki baldırı çıplakların eylemini destekledi. Yani o anlamda uyarıyor aklı sıra Biden onu ama e, tabi burada e, sorun Amerikan devletinin sorunu yani. Peki. Şimdi e, ne etmez. kadar sürem kaldı sevgili yönetmenim? 8 <laughs> dakikam kalmış. Çok rica edenler. Buyurun. Bir rica ettim ya? Süre çok uzun konuşmak istiyorum. Bu gece en uzun gece. Hayır çok <laughs> rica Yani biz sadece Önemli olduğunu düşündüğüm bir kuris var onu vereyim. Ama şunu söylüyorsan, efendim biz konuşursak bu konuları reyting kaybederiz. İstersen gecenin uzunluğundan bahsedelim yani. <laughs> Hayır lütfen elindeki bilgileri alabilir miyim? Ee, ben de merak ediyorum. Şimdi şöyle bugün biliyorsun CHP'nin bu parti meclisinde e, bazı şehirler açıklandı e, Ankara'daki. İlçeler ve İstanbul'da iki ilçe de açıklandı. İstanbul için hatırlarsan şunu söyledik: Pendik ve Fatih ilçeleri adayları. Ekrem İmamoğlu'nun çok yakın ekibindeki iki isim atandı buraya. Ki İmamoğlu bunu birkaç gün önce aslında işaretini vermişti. Şimdi bazı televizyon yorumcuları bunu güzel yapıyor, kıymetlendiriyor, anlatacağı şeyi. Ben de öyle söylüyorum. Şimdi birazdan söyleyeceğim şey <laughs> e kayda önemli gitsin. kayda geçsin. Melik bunu çok kullanır. Önemli. <laughs> Şimdi Muharrem İnce Hande biliyorsun. Muharrem İnce. Evet Muharrem İnce son dönemde adı bir şekilde hep ile anılıyor değil mi? Yani görüşüyorlar e, işte e, sanki geleceğe dönük bazı planlamaları var gibi gibi. Bugün benim duyduğum e, Ekrem İmamoğlu'nun kafasındaki Kadıköy adayının Muharrem İnce olduğu. İstanbul'un Kadıköy. Nasıl yani? E, Muharrem İnce ilçesine. Kadıköy aday mı oluyor? E, aday oluyor değil. Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir planı olduğu. Eğer seçimi alırsa ve Büyükşehir Meclisinde alırsa e, kendisi Ankara'ya gelecek. Biliyorsun CHP Genel Başkanlığı'na yürüyecek. E, orada da bir şekilde belki de İstanbul'un eee Muharrem İnce'ye kalması gibi bir durum söz konusu olacak. Şimdi Muharrem İnce biz ne olarak biliyoruz? Ulusalcı, Atatürkçü seçmenin, değil mi? sevdiği, beğendiği bir isim. İmamoğlu'nun stratejisi de aslında şu halde kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısındaki tek muhalif merkez olarak konumlandırmaya çalışıyor. Yani e, bir şekilde bunu sağlamaya çalışıyor. E, burada İstanbul ölçeğinde Muharrem İnce ile böyle bir ittifak kurması da e, bence ihtimal dahilinde. Tabii Gürsel Tekin'in de adı geçiyor Kadıköy için. Bir de Ankara'dan bir kulis aktarayım. Şimdi Alper Taşdelen Çankaya Belediye Hı. Başkanı biliyorsun şu anda ee, o da aslında Kemal Bey'e yakın çizgide bir isimdi. Fethi Yaşar bugün adaylığını ilan ettirdi parti meclisinde. Hı. O önemli bir gelişme. Alper Taşdelen için bazı parti meclis üyelerinin Ankara'nın farklı ilçelerine aday gösterilmesi ne yönelik beyanları olduğu söyleniyor. Kimi Gölbaşı diyor, kimi Mamak diyor. Yani Hı. orada ciddi bir sıkıntı. Var gibi görünüyor. Bir de Aydın'da sen Özlem Çarçoğlu'nu söyledin ya. Aydın'da Bülent Tezcan'la Özlem Çerçoğlu arasında aslında bir Aydın iktidarı yarışı var. Özlem çerçoğlu aslında kurulta öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyordu biliyorsun. Ee, İzmir adaylığından çok aslında Bülent Tezcan rekabeti sebebiyle adaylığının açıklanmasının geciktiğine dair bilgiler var. Peki var mı bir ek? E, ya benim sözüm ek değildi. Ee, Zafer'in söylediği şey önemli. Ben sadece kafamdaki soru işareti. Ee, Muharrem İnce yani Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir hı hı. isim Kadıköyün Belediye Başkanlığını kabul eder mi? Peki olsa bile. Sınıflandırmaları anlayamıyorum Melik. Yani Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir isim Hayır, ne parti olur yani, genel o zaman, başkanı ya. Ya olabilir canım yani şimdi siyasi hedefleriniz için bunları yapabilirsiniz. Murat Karayalçın da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından Parti Genel Başkanlığına gitti. Sonra İstanbul Sonra İl Başkanı. İstanbul İl Başkanı oldu Murat abi formülü şeklinde. E Muharrem İnce de artık siyasette abilik yaşında. E olabilir yani niye olmasın? Peki. Ee, İzmir Adana için de tartışma olmuş sevgili izleyiciler içeride. Ee, bunu da altını çizelim. Adana, Adana evet. Adana'da e, ciddi sıkıntı var. Özgür Özel'in kabul etmediği ifade ediliyor. Önüne gelen ismi. Dolayısıyla e, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bitirirken son bir değerlendirme almak isterim. Çünkü e, Amerika'da anketler Trump kazanacak diyor. New York Times'a göre Biden 44, Trump 47. Wall Street Journal'a göre Biden 43, Trump 47. E, peki? Ne diyorsunuz? E, i̇kisi de aday olmayacak diyen kimdi? Ben. Siz. Peki. Vallahi eğer Biden bu haline rağmen, bu izlediği politikalara rağmen hala 44'teyse, yani yüzde %44 desteği varsa bayağı iyi bir destek. Değilsek. Amerika çok kutuplaşmış ya. Evet. <laughs> bir dakika bakayım. Ba evet, New York Times'a evet, evet. göre 44, 44, Trump 47. 47. Wall Street Journal'a göre 43'e 47... Bakın, aradaki fark öyle anormal bir anormal fark falan bir değil, fark değil yani. yani. Fakat Texas, şunu gösteriyor. Yani Amerika'da da tam ortadan ikiye bölünmüş. Te Texas ve Ohio önemli. <laughs> Hep Erdoğan'ın yüzünden <laughs> ya. Te Texas ve Ohio ama çok önemli ama. Şu an için en azından Trump kazanacak diyor. Tabii ama Biden bir de biliyorsunuz anketler de e için sokakta bir vatandaş Biden'a "Sayın Başkan neden anketlerde Trump'a yeniliyorsunuz?" diye sormuştu. Biden o anketler Hı yanlış demişti. yani başka da bir başka bir sıkıntı evet. var. Trump'ın biliyorsunuz aday olmasını ön seçime girmesini yasaklayan bir karar çıktı bir eyaletten. 13. Yanlış eyalette, 16 eyalet. 16, 16 eyalette tane galiba. eyalette de benzer bir karar çıkarma gibi eğilimler var. Tabii böyle bir şey ortaya çıkarsa yani gerçi üst mahkemeye itiraz İsmet etmiş abi. ama Madem bu konuyu konuşuyoruz, kapatmadan ya şimdi şu da var. 2020 yılında Amerikan müesses nizamı Trump'ın elinden aldı başkanlığı. Evet. Yani bunu da konuşmak lazım. Tabii, Yani aldı. dolayısıyla burada e, hani Trump'ın anketlerde önde olması bence çok bir şey ifade etmiyor. O kongre baskını da öyle çok tesadüf evet, bir baskın tabii. değil tabii, yani. tabii, Tabii tabii Peki. E, sizin söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı ben Amerika ile ilgili? söylemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde önümüzdeki aylarda iki partide de sürprizlerle karşılaşabiliriz. Ama bu sürprizlerde Biden bu sefer kavgasını şey Trump kavgasını Biden'la değil kendi partisindeki rakiplerle yapacak. Bir cümle de sen Ya Trump kesim alacak öyle görünüyor. Sen seçimi alacak. Tabii tabii Trump alacak çok rahat alacak. Çünkü şeyin de söylediği e, bizim e, Yunus'un da söylediği o salıncak ayetler belirleyici diyor ya. Onların hepsi Trump'a dönmüş. Fark 4 değil bazıları da 7 falan görünüyor. O yüzden şu anda görünen o. Ama Zafer'in dediği hani Amerikan müessesi <laughs> nizamı Nasıl bir oyun çevirir? Nasıl engeller bilmiyorum. Çünkü adam hakkında bir daha afişçisi var. Biliyorsun. Evet, onu yani diyecektim dava var ben yani. de şimdi onu Tar -tar -tar -tar. olacak. Onu de bilmiyoruz de bir daha. ...ve daha defa. neredeyse bir yıl var, kasım'da evet, olacak... Evet. Bakın şeyi hatırlar mısınız? Carter'ın seçilmesi durumundaki İran'daki rehineler krizi nasıl evet. sonuçlandığını ve Carter'a seçim kaybettirdiğini. Yani her şey olabilir. Evet. Ama sevgili izleyiciler, Merkez Bankasından CHP'ye, Kızıldeniz'den e, İsrail'e e, ee, Tayvan, Çin meselesinden işte son geldiğimiz kadar. Biden Trump'a kadar Kuzey e, en uzun bütün gecesinden. dünyayı e, dolaştık. E, gerçekten de enteresan gece uzundu, şeyler oluyor. bir avantaj e, gece uzundu. E, en çok zafer konuştu diyeceğim. Doğru söylüyor mi Doğru En çok Nasım Bey konuştu ya. O Ama hazırda... Sayın Bakan çok işte şey yaptı. Abi. Doğru söylüyorsun. <laughs> evet, çok tatlıydı Efendim, yani. Sayın Bakan'ın sen herhangi bir moderatöre itiraz ettiğini onun sözünü Ama <laughs> Buradan, buradan gelemez size merak etmeyin. Ee, çok teşekkür ediyorum hepinize başta Sayın Bakan olmak üzere bütün konuklarıma. Efendim sevgili izleyiciler çok teşekkürler. İnşallah iyi haberlerle güzel gelişmelerle gece görüşünde karşınızda oluruz.